Gördüğünüz üzere buraya çılgın görünümlü sarı bir fonksiyon çizdim ve bu fonksiyonun ne zaman minimum ne zaman maksimum değer aldığını bulmak istiyorum. Bu videoda işlerimizi kolaylaştırması için fonksiyonun x'in negatif değerleri için daha aşağıya, aynı şekilde x'in burada belirlediğimiz aralığın ötesine geçtikçe yine aşağıya doğru gittiğini kabul edelim. Peki bu fonksiyonun aldığı maksimum değer nedir? Bunu göz kararı bulabiliyoruz öyle değil mi? Aşağı, yukarı buradaki nokta gibi duruyor. Öyleyse buna mutlak maksimum değeri diyebiliriz. Fonksiyon bu değerden daha büyük bir değer alamaz. O zaman mutlak maksimum noktası x0 noktasındadır deriz. Çünkü bu noktanın f altındaki görüntüsü yani f(x0) aralıktaki herhangi bir x değerinin görüntüsünden büyük ya da eşittir. Ve böyle baktığınız zaman bu durum oldukça kolay görünüyor. Şimdi bu şekilde çizdiğimiz fonksiyonun mutlak bir minimum noktası var mı? Cevap hayır, yok. Bu fonksiyon istediği herhangi negatif bir değeri alabilir. x eksi sonsuza yaklaşırken fonksiyon da eksi sonsuza yaklaşıyor öyle değil mi? Aynı şekilde x artı sonsuza yaklaşırken fonksiyon yine eksi sonsuza yaklaşıyor. Öyleyse bunu şöyle yazayım. Mutlak minimum noktası yok. Şimdi Size şöyle bir soru sormak istiyorum. Burada yerel minimum veya yerel maksimum noktaları var mı? Fonksiyon üzerinde böyle noktalar görebiliyor musunuz? Bir noktaya yerel minimum noktası demek için adından da anlaşılacağı üzere fonksiyonun o noktadaki değerinin çevresindeki noktalardan daha küçük olması gerekiyor. Öyleyse bu noktayı yerel minimum noktası olarak kabul edebiliriz. Evet, yerel minimum. Size çok matematiksel bir tanım vermiyorum ama bunu şöyle düşünebilirsiniz. x1 noktası yerel minimum noktası ise x1'in çevresinde sanki bir bölge varmış gibi f(x1)'in bu bölgedeki x değerlerinin görüntüsünden küçük olması gerekiyor. Bu duruma sadece göz kararı ile onay vermesi oldukça kolay. Burası çevresindeki f değerlerinden daha küçük bir değere sahip. Peki başka bir yerel minimum noktamız var mı acaba? Görünüşe göre başka bir yerel minimum noktamız yok. Peki yerel maksimum noktalarını bulabilir miyiz? Mesela buradaki nokta bunu beyaz ile göstereyim. Buradaki nokta yerel maksimum noktası gibi duruyor öyle değil mi? Ne olduğunu da hemen yazalım. Yerel maksimum noktası Öyleyse x2 noktasında bir yerel maksimum değerine ulaştığımızı söyleyebiliriz. Çünkü fx2, x2 çevresindeki bütün x değerlerinin görüntülerinden daha büyük. Gördüğünüz gibi matematiksel tanıma girmeden göz kararıyla yerel ekstremum noktalarını kolayca bulabiliyoruz. Böylece bu fonksiyonun bütün yerel minimum ve maksimum noktalarını, zira aslında mutlak maksimum ve minimum noktalarını da yerel minimum ve yerel maksimum noktalarını, noktalar olarak kabul edebiliriz. Bu noktaların tümüne bazen sadece ekstremum noktaları da diyoruz. Evet bunların hepsini bulmuş olduk. Peki eğer fonksiyonun türevi hakkında bir şeyler biliyorsak bu noktaları nasıl ayırt edebiliriz? Hadi ilk olarak fonksiyonun bu noktalardaki türevlerine bakalım. Soldaki ilk noktaya bir teğet çizgisi çizdiğimizi hayal edersek bunu kahverengi dışında bir renk ile göstereyim. Evet bu noktadaki teğet çizgisini düşünürsek eğer şu şekilde bir şey olarak görünür. Gördüğünüz üzere bu teğet çizgisinin eğimi sıfır. O zaman f üssü x sıfır eşittir sıfır diyebiliriz. Çünkü bu noktadaki teğet çizgisi x eksenine paralel değil mi? Eğimi sıfır. Şimdi de bu noktadaki teğet çizgisine bir bir bakalım. Aynı şekilde teğet çizgisini şu şekilde çizelim ve bir öncekinde olduğu gibi f üssü x1 de evet bu da sıfır eşit oldu. Bir de sağındaki bu noktayı inceleyelim. Burada tek bir teğet çizgisinden bahsetmek sanki mümkün değil değil mi? Sol taraftan pozitif bir eğim olarak gelebilir veya negatif eğimli bir teğet de çizilebilir. Dolayısıyla f üssü x2 tanımlı olmuyor. Evet tanımsız oluyor. Tekrar söylemiş olayım. Burada matematiksel bir kanıt yapmıyoruz. Sadece gözlemlerimiz ile hareket ediyoruz. Burada aynı zamanda x'in aralığın sınırında olduğu zamanlardan da bahsetmiyoruz. x'in sınır noktası olduğu durum derken şunu kastediyorum. Mesela fonksiyon buradan başlayıp böyle devam etsin. Fonksiyonun sol ucu bir maksimum nokta olur ama aynı zamanda fonksiyonun sınır noktası özelliğini de taşır. Burada şu an sınır noktalardan bahsetmiyoruz. Fonksiyonun belli bir aralığında ya da aralığın sonsuz olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Yani buradaki iki sınır noktası gibi noktaları hesaba katmıyoruz. Biz şu an için aradaki noktalar ile ilgileniyoruz. Eğer bir aralığın içinde bir noktamız varsa o nokta minimum veya maksimum olabilir ve burada da neden böyle olduğunu görüyoruz. Eğer ki sınır noktasının minimum veya maksimum olmadığı x eşittir a noktasında şartı sağlanıyorsa, bu şu anlama geliyor, herhangi bir x eşittir a noktası sınır noktası olmayan bir maksimum veya minimum noktası ise, o zaman bu size ilginç bir şey söylüyor demektir. Diyor ki, x eşittir a'daki türev ya sıfır olur ya da x eşittir a'daki türev tanımsız olur. Ve bu her iki durumu yukarıda gördük türevi sıfır, türevi sıfır ama burada türevi tanımsız ve türevin sıfır veya tanımsız olduğu noktalara kritik noktalar diyoruz. Bu fonksiyondaki kritik noktaları yazmak istersek x sıfırı yazabiliriz x1'i yazabiliriz. x0 ve x1'de türevleri 0 bulduk ve x2'deki türev de tanımsızdı. Öyleyse elimizde sınır noktası olmayan maksimum veya minimum nokta varsa o zaman bu nokta kritik bir nokta olur. Peki bunu tam ters şekilde de söylersek doğru olur mu? Eğer türevi 0 veya tanımsız olan kritik bir noktamız varsa bu nokta aynı zamanda maksimum veya minimum noktadır diyebilir miyiz? Bunu düşünebilmek için buradaki noktayı inceleyelim. Bu noktaya x 3 diyelim. Buradaki teğet çizgisine bakacak olursak teğet çizgisinin bu noktadaki eğimi gördüğümüz kadarıyla f üssü x3 sıfıra eşit oluyor. O zaman kritik nokta tanımımıza göre x3'ün kritik bir nokta olması gerekiyor ama burası maksimum veya minimum nokta değil. Dolayısıyla sınır noktası olmayan maksimum veya minimum noktalar kesinlikle kritik nokta olmak zorunda. Ama sadece kritik nokta olmak o noktanın maksimum veya minimum nokta olduğunu göstermiyor. Fonksiyon üzerindeki bütün maksimum ve minimum noktaları birer kritik nokta ama x3 kritik bir nokta değil. Bir sonraki videoda kritik bir noktanın minimum mu ya da maksimum mu olduğuna karar vermeyi öğreneceğiz.